Şimdi konuya giriyoruz. Estağfirullah. Ya eyyühennas. Ayet böyle başlıyor. Ya eyyühennas. Ey bütün insanlar. Ey bütün insanlar deyince biliyorsunuz inananlar, inanmayanlar, siyahlar, beyazlar, her türlü insan bu hitaba giriyor. Mutlak manada yani. Ey bütün insanlar dedin mi, Afrikalısı da dahil, Asyalısı da, Amerikalısı da, Avrupalısı da, beyazı da, siyahı da, kızılderilisi de, Japonu da, Hintlisi de, hepsi bu ayetin hitabına dahil. Ey bütün insanlar, ne var ya Rabbi, ey Rabbim ne var dediğiniz zaman, İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz azimüşşan diyor Hazreti Allah, sizi bir erkekle bir dişiden, yani bir kadınla bir erkekten yarattık. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Bir erkek, bir kadın. Sizin aslınız, esasınız bu diyor. Bir kadınla bir erkek. Kadın dediği Havva validemiz radıyallahu anha, erkek dediği kim? Adem aleyhissalatu vesselam. Bu kadar kolay. Sonra ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'arafû. Bir kadınla bir erkekten yarattık sizi, sonra da sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Yani kavim, Fransızlar bir kavimdir, İngilizler bir kavimdir, Almanlar bir kavimdir, Yunanlılar bir kavim, Türkler bir kavim, Araplar bir kavim, Hintliler bir kavim, Japonlar bir kavim. Böyle insanları kavimlere ayıran, milletlere ayıran kimmiş? Hazreti Allah. Yani Afrika'yı Afrika olarak yaratan, Afrikalıyı da Afrikalı, Malezya, işte Nijerya, Zambiya, hani bu ülkelerde yaşayan insanları da siyah yaratan, zenci yaratan, şu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak bütün dünya bir araya gelse bu hırkati değiştiremez. Kavimler yani ırklar ortadan kaldıramazsınız. Irk dediğimiz yani bir Türk ırkını, bir Alman ırkını, bir Arap ırkını, bir Rus ırkını dünyadan kaldıramazsınız. Bu kanunu koyan kimdir? Hazreti Allah'tır. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ Sizi ırklara, kabilelere, aşiretlere ayıran biziz diyor Hazreti Allah. Bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar net anlatıyor hadiseyi. Binaenli elbet bir Türk ben Türk'üm diyecek. Elbet bir Arap ben Arap'ım diyecek. Bir İngiliz İngiliz'im diyecek. Bir kimsenin ben İngiliz'im demesi günah değil ki. Arap'ım demesi günah değil ki. Türk'üm demesi günah değil ki. Kürd'üm demesi günah değil ki. Bunlar normal Allah'ın kanunları, Allah'ın yaratma nizamı böyle yani. Bir Japon'um demesi bir adamın bu hiçbir vebali günahı olmayan, peki günah neresinde bunun? Biraz sonra gelecek, onu açıklayacağım. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ Sizleri ey insanlar bir kadınla bir erkekten yarattık, sonra da kabilelere, kavimlere, ırklara, milletlere ayırdık. Yapan yani bu işin faili Allah'tır. Hiçbir yerde aramayın. Bir Arap 100 sene uğraşsa Türk olamaz. Bir Türk de, Türk ırkından gelen bir adam da 100 sene uğraşsa Arap olamaz. Çünkü yaratılış nizamı böyle, değiştiremezsiniz. Bir İngiliz 100 sene uğraşsa, bir öbür milletten birisi gibi, Japon gibi olamaz. Bir Japon 100 sene uğraşsa İngiliz olamaz. Yani İngiliz haline, ırkına inkılap edemez. Böyle ilahi kanunlar konmuştur. Niçin ama? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا İşte bu لِتَعَارَفُوا kelimesi
pencereyi açıyor, oradan her şeyi seyrediyoruz. لِتَعَارَفُ Tanışasınız, dayanışma, tanışma, dayanışma, buluşma, konuşma, anlaşma yapasınız diye. Böyle ayrı ayrı ırklara, ayrı ayrı milletlere sizi ayırdık. Tanışasınız ve dayanışasınız. Yeryüzünde birbirinizle tanışmak için, toplaşmak için, konuşmak için, anlaşmak için, uzlaşmak için, dayanışmak için bir vasıta olsun diye sizin hepinizi ey insanlar farklı farklı, renkli renkli, millet millet, ırk ırk, toplum toplum yarattık. Ne güzel ya Rabbi, şu ayet ne güzel açıklıyor. Yoksa beyaz ırk, siyah ırktan daha kuvvetlidir diye onlara saldırasınız, onları dövesiniz, onları vurasınız, onları öldüresiniz diye değil. Bakın ayet ne kadar sarıydır. Yoksa İngiliz Fransızlara, Fransız Araplara, Araplar Türklere savaş açsın, vursun, kırsın, ben senden üstünüm, sen benden üstünsün kavgasına düşesiniz diye değil. Nereden geliyor hadise?